Open your eyes. Listen closely to the sound of my voice. With every word and every number, you move faster and faster. On the count of 10, you will be in Horizon. I say, 1. Your pulse begins to quicken. 2. Your friends rattle in the back seat. 3. You're moving faster and faster, the ocean roaring beside you. 4. Your thoughts begin to wash away in a cloud of wind and dust. 5. Colored lights flurry in the distance. 6. The lights shudder. Everything lost in a thin blue haze. 7. You hurtle faster and faster into infinity. 8. The crowd thunders. 9. You cross into a larger, more colorful world. On the count of 10, everything you've ever known fades away. You will be in Horizon. Fantastic news. The PR for the Horizon Festival has totally paid off. There will be a massive crowd at the dock to see your cars. So take it easy when you're coming off the ferry. When you reach the road, you can put your foot down. We'll head inland and rendezvous at the festival tonight. It's not a race to get there, but you wouldn't want to be last to arrive, would you? Before we go, I just want to thank all of you for helping me get these cars to Horizon. Believe me, it's just a taste of what's to come. This is going to be the summer of our lives. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla, hatta yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Xbox One için Forza Horizon 2 oynuyoruz. Evet, çok güzel bir giriş videosuydu. Nefes kesici bir videoyu biz de sizlerle beraber izledik. Şimdi ben anlatayım. Alper oynuyor yanında. Oynamaya çalışıyorum daha doğrusu. Evet, alışmak zaman alacak belli ki. Yani çok güzel bir girişti, ne diyorsun? Evet, çok beğendim. İnanılmaz sinematik bir giriş yapmışlar. Müthiş. Oyunun hikayesini anlatan biraz. Kesinlikle oyunun hikayesini, havasını, atmosferini yansıtan çok güzel bir giriş olmuş. İstedik ki sizlerle paylaşalım, sizlerle oynayalım. Bu Xbox One'a özel olan sürümü ve grafikleri, oyunun yapısı, oyunun mekaniği falan çok farklı bir oyunda. Abi sen böyle konuşurken Lamborghini'yi yalan etme, çarpıp da. Yani bir şey olmaz Lamborghini. O kullandığın araba Lamborghini biliyorsun değil mi? Geçici abi, geçici. Birazdan teslim edeceğiz. Tamam, oldu oldu. Biraz hani, o zaman da kimse demiyor niye kırdın, niye bozdun demiyorlar. İyi bakalım. Yapıyorlar sağ olsunlar. Zenginlerin etkinliğine gidiyoruz şu an. O yüzden oyun videosundan sonra bir anda oyunun içinde buluyorsun kendini. İlk izlenimlerin neler oynanış hakkında? Oynanış hakkında genel olarak Forza oynayanlar bilir zaten. Özellikle Forza 5 en son çıkan, bundan önceki Forza 5 çok başarılı bir oyun. Oyundu. Bu arada bir geri alma modu, klasik Forza'da olan geri alma modunu yaptık. Gösterdik. Ben genel olarak evet biraz farklı, biraz daha zor kontrolü ama güzel olmuş gibi. Benim ilk dikkatimi çeken şu oldu. Bir video izledik. Video izleyerek girdik oyuna. Oyun videolarında aradaki demolarda görüntüler haliyle kusursuz oluyor. Ama oyuna girdiğimizde de sanki video izlermiş gibi oyuna girdik. Kesinlikle ben yani demodaki videoda bir fark göremedim ben. Kesinlikle çok iyi. Ben dediğim gibi genelde oyun
ara demo grafikleri hani birebir film gibidir, gerçek gibidir. Ama oyuna girdiğinde aynı performansı alamazsın. Fakat işte yeni nesil konsolların avantajı, desteği burada ortaya çıkıyor. Çünkü 360'da da bazı deneyimler yaşadık. Biz Horizon 2 ile alakalıların videosunu çekmedik ama arada büyük görüntü çok büyük fark var. Arada gerçekten çok büyük fark. Gerçekten. Xbox One için şöyle söyleyebilirim, bambaşka bir oyun olmuş. Yani aynı oyun denemeyecek kadar arada özellikle grafik ve oyunla birlik anlamında çok büyük bir fark var. Kesinlikle. Zaten arkadaşlar hani videoyu izleyenler de grafik olarak aradaki farkı sanırım algılayabilecekler. Benim galiba şu an kötü anladığım evet, yok. Sen arkadaşlar konuşurken araba kullanamıyorsun, ben onu anladım. Ama sen o yüzden arkadan konuşmayalım deyip sosyal mesajla vereyim bunu. Arabayı çabuk etmeden ben biraz konuşayım istersen. Şaka bir yana, şu anda aslında yarışmıyoruz. Şu anda yukarıdan da, yukarıda dipnot olarak böyle geçmişler, festivale doğru yani yarışın olacağı yere doğru arabayı sürüyoruz. Aslında oyunun kalbine doğru gidiyoruz şu anda. Aynen, şu anda yarışacağımız yere gidiyoruz. Giderken de biraz oyuna alışıyoruz. Bunun için yapmışlar belli ki. Bu arada gece oldu, oyunu burada göstermiş olduk. Gece gündüz döngüsü var oyunda. Gerçek zamanlı ilerliyor. Gerçek zamanlı ilerliyor. Çünkü açık dünya bir araba yarışı olduğu için. MMO diye söylenen, tabir edilen İngilizce açılımı Massively Multiplayer Online ya da Massive Multiplayer Online denilen açık dünya oyunu. Ve açık dünya araba yarış oyunu. Daha doğrusu yani çok böyle bir bambaşka bir, başka bir tür olmuş değil mi? RPG'lerde falan çok görüyorum da. Geldik bu arada festival alanına. Gece gündüz döngüsünü de göstermiş olduk. İyi oldu. Evet. Görüntüler gerçekten dikkat çekici. Bir Auto Show'a geldik. Horizon Auto Show. Evet, işte bütün oyunumuzun döndüğü merkez aslında burası. Biz bu oyun ana teması burada dönüyor. Biraz böyle Need for Speed bari. Adamımız. Perfect mixture of music and machines, right? This was a long time in the making, but it's totally worth it. Tomorrow morning you're gonna get fresh cars, and we're off on our first road trip. But tonight. Adam atmosfer hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar tarzında bir giriş yaptı. Kesinlikle. Umarım giriş yarışını beğenmişsinizdir dedi. Bu akşamın tadını çıkarıp çünkü yarın sabah yeni arabalarla yeni yarışlar sizi bekliyor dedi. Aynen. Ve bu akşamki bu Horizon Festivali'nde içkinin, alkolün, sevginin, eğlence tadını çıkarın. Çünkü yarın sabah sizi doğru bir gün bekliyordu. Böyle bir atmosfer, böyle bir senaryo sunulmuş. Güzel olmuş. Yani herkes zengin, para derdi yok. Zengin züppeler yarışıyor gibi. Şaka yapıyoruz tabii, tabiri caizse. Evet, burada şu anda arabamızın, yani daha doğrusu kendimizin sınıfını belirliyoruz. 3 sınıf araba var. Bu arada işte bunu anlatıyor bize arkada arkadaşımız. BMW Z4 S-Drive serisi, Chevrolet Camaro SS Coupe ve Toyota Supra RZ. Herhangi bir tanesini seçip başlıyoruz ve gideceğimiz daha sonraki yarışlar, oynayacağımız, yarışacağımız diğer arabalar bizim maalesef araba olacak. Yoksa şöyle zor olurdu galiba. Şöyle sınıflandırayım, evet şöyle sınıflandırayım. Son teknoloji hızlı arabalar, klasik ama güçlü arabalar. Bir de hani bunu nasıl sınıflandırabilirim ama rally arabaları diyebiliriz, sokak yarış arabaları diyebiliriz, orta seviye arabalar gibi bir araba. Yani üç farklı segmentten, araba seçme imkanı vermişler. BMW Z4 serisinden gelelim mi? Neden olmasın, sen seversin. O yüzden Alman mekaniğine güvenmek lazım. Hiç şüphem yok onu seçeceğinden. Ama ortadaki klasik de hiç güzel duruyor, güzel duruyor. Aslında hani ona da bir arabamıza bindik. Çin gitti. Evet. Modellemeler çok başarılı. Ben çok beğendim. Zaten Forza'nın herhalde gelmiş geçmiş yani. Bütün birçok Forza'da ki en iyi nokta modellemeler. Yeni nesil özellikle. Evet, kendisini gösteriyor. Haritamız burada. Açık dünya olduğu için. Bize arkada anlatıyor bizim arkadaş. Festivalci diyeyim ben ona kısaca. Festival sorumlusu. Festival sorumlusu bize anlatıyor. İşte harita kullanma konusunda işte şöyle yapın böyle yapın falan. Şu an işte oraya seçmemiz istedik. Biz orayı seçtik. Diyor senin orada buluşacağız diyor.
biz orada bekleyelim. I forgot to say, all of our cars come pre-tuned to three festival radio stations. Horizon Base Arena. Bu arada tabii oyunun müziklerinden bahsediyor. 3 tane bize radyo istasyonu veriyor. Oyun müzikleri de olarak ayarlanmış. Oyun yarış olmasa da oyun başladı. Festivalden kızarlar değiştiriyoruz. Horizon Bus Arena, Horizon XS, Horizon Pulse olarak 3 tane radyo. 3 tane farklı. Seyirciler yandaki eğlenenler çok gerçekçi bir şekilde eğleniyorlar orada. Dikkatimi çekti onlar. Koşalıyormuşlar. Şu an festivalden çıktık ve biz harita işaretlemiş olduğumuz sanırım ilk yarışı yapacağımız yere dönüyoruz. Ve yine Horizon Horizon'daki bir başka özellik speed kamerada, hız kameraları var. Ve bu hız kamerada ne kadar yüksek hızda girersiniz o kadar fazla puan kazanıyorsunuz. Tamam, ben de onu soracaktım. Tabii bunlar polisin hız kameraları değil değil mi? Değil tabii ki. Bunlar festivalin hız kameraları. Ne kadar hızlı girerseniz olay tamamen o kadar hızlı puan kazanıyorsunuz. Ne kadar fazla eğlenebilirsini odaklanmışlar. Yani ona odaklanmışlar festivalde. Şöyle bir dağıtayım burayı da hani göstermek amaçlı. Efektleri, her şeyi göstermek amaçlı iyi oldu. Burayı ama göstermek amaçlı dağıtma. Dağıt, bu kadar kendini dağıtma zaten. Yani her şeyi bir anda gösterme. Evet, evet. Sen arabanın içini de göstermek istiyorsun anladığım kadarıyla. Motoru falan. Geldik. Evet, kısa bir yolculuk. Etkinliğe girelim. Evet, ilk yarışımıza evet, giriyoruz. Giriyoruz evet, ilk yarışımıza giriyoruz. Bu biraz da böyle hani deneme, hani biraz bizi alıştırma aşaması öyle gözüküyor. Evet. Yazılar bizi yarışı ilk 3'te bitirmemiz isteniyor. Bu arada onlar olarak insan diğer kullanıcılara karşı görüşüyoruz. Böyle bir durum var. Böyle bir senaryo, böyle bir sergileme olmuş oyunla alakalı. Hani bilgisayara karşı yarışmıyorsunuz da gerçek kişilerle yarışıyorsunuz. Evet. O hissini hatta videoda da, giriş videosunda da ondan bahsediyor. Bir bilgisayarla oynamıyorsunuz. Yapay zeka değil, gerçek kişilerle oynuyorsunuz. Tarzında ufak bir evet, bilgilendirme yaptılar. MMO'nun hani açık dünya, açık dünya oyunu. Oyunun herhalde esprisi de oradan geliyor. Ve gerçekten de arkadaşlarınızla böyle oynuyorsunuz zaten. Network'te bulunan arkadaşlarınızla. Evet, bu bir şu anda... Tabii bu kurgu, o mal. Evet, tabii ki. Oynadığımız için değil. Checkpoint'e ne kadar kaldığını orada aynı zamanda böyle dağların arasından falan. Evet. Evet, oyun çok akıcı. Ya oyunla ilgili, oyunun türüyle alakalı. Çünkü Forza genelde simülasyon, Forza 5'ten bahsediyorum. Evet. Simülasyon tarzı. Yani benzeri oyunları söylersek Gran Turismo tarzı. Ama bu biraz daha arcade gibi olmuş. Yani nasıl hani Need for Speed tarzında. Evet, biraz daha ona kaçmış. Biraz ona kaçmış ve aslında ben beğendim. Ya çünkü yani tabii ki kişiden kişiye değişir ama ben çok aşırı simülasyon oyunlarını sevmiyorum. Evet, beni sıkıyor. Bana ağır geliyor biraz. Hani adı üstünde biraz da oyun olsun. Evet. Yani ben tamamıyla adı hani birebir hani ne bileyim araba kullanmak tam anlamıyla istemiyorum. Kasıyorum çünkü. Oyun oynamak istiyorum. Dolayısıyla bu tam ayar gibi. Deneyenler bana katılacaklardır diye düşünüyorum. 40 metre, 30 metre derken checkpoint'e geldik. Checkpoint'lerle alakalı da hemen kısa bir bilgi verelim. Çünkü checkpointler çok değişik bir şekilde oyunda sunuluyor. Orada bir direk gibi böyle bir çizgi var. Tabii gerçek olmayan. Oradan geçeceğiz. Geçtik. Ve bir tane checkpoint'e ulaştık. Ve orada kenarda hemen ilk 3'te bitirmemiz gerektiğini belirten bir not var. Bu arada yarışında 186'sını geçtik şu anda. Yarışta bitmek üzere. Dördüncüyüm. Evet. Şunları bir tanesini halletsem aslında kesinlikle hala elinde bir fırsat var. Artık yok. Son düzlükte evet, olmadı. Dördüncü olduk. Alt olsun. Zaten biz de sizlerle beraber ilk kez oynuyoruz, deniyoruz. Evet. Bize tekrar yarışmamızı istiyor çünkü bu yarışı geçemezsek onunla devam edemiyoruz. Yani ilerleyemiyoruz çünkü bu hani bir nevi test gibi bir şey aslında. Aynen, aynen. Evet, tekrar yarışa döndürdü bizi. O tekrar yarışa git, marışa git olayını yapmıyorum haliyle. Tabii ki. Sıkıcı olurdu gerçekten. Ama sanırım yarışa git aradaki yolu
hani araba kullanarak git olayını geçemiyorsun. Oraya gitmen gerekiyor. Başka yarışlar için söylüyorum. Evet tabii tabii. Oraya bir gitmen gerekiyor. Daha önce gittiğin başka bir yere hızlı yolculuk şeklinde bir seçenek var. Anladım. Gidebiliyorsun direkt harita üzerinde seçip. Ama daha ama gitmediysen hiç. Olmuyor. Ama gitmen lazım. Hani bu arada açık dünyanın nimetlerinden farklı. Hem öyle hem bir biraz da giderken de yollara hani göz aşinalığı oluyor. Çünkü buralarda hep yarışıyorsun yani. Aslında her yer bir pist olacak. Aynen. Şu anda burada başka bir yerden bir yere giderken buradan geçiyor olabilirdik mesela. Aa bak falan diye göz aşinalığı oluyordu. Bu arada iyi başladın, iyi gidiyorsun. Yarış da kısa bir yarışmış, ben onu fark ettim. Evet. Bir an önce bitti. Birinciyi geçtin. Güzel gidiyorsun. Ve yarışı ilk üçte bitirmemizi istiyor. Biz üçüncü değil birinci bitirelim. Bu sefer öyle istiyoruz. Bakalım ne olacak. Uyum sürecini atlattı gibi Alper. Evet, biraz daha alıştım onu yine. Evet. Checkpoint noktasına 300 küsür metre. Tamam. Metre ya zaten yani araba saatte kaç kilometre hızla gidiyor malum. Metre çok küçük, devede kulak kalıyor o yüzden. Biraz kısaltarak yolu gidiyorum. Aynen. Arada gerekiyor öyle. Bu arada finish'e gelmek üzereyim. Bir kaza yapmam. Çok başarılıyım. Gördüğünüz gibi oyuna alıştım. Korkun ben de benden diye. Gaza geldim. O kadar da gaza geldim. Korkun benden. Oyuna alıştım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi oyuna alıştım. Hop derken kütle şartı. Ben ilk üçte değil ama biz her zaman birinci oynuyoruz biliyorsun. Evet. Başarılı. Az önce öyle ya sen değildin değil mi? O denemekti. Tamam. Bir sanırım 4 saniye gibi bir zaman farkıyla birinci olmuşum. Arabayı biraz dağıtmışım. Tamam, klasik, kabul ediyorum. Festival arabayı devam ediyor. Kızlar, orada seyirciler falan havası. Evet. Sarı bilekliğimizi kazandık. Bileklikten bu biraz bahsedelim. Evet. Bileklik nasıl hani bir yerlere girerken gece kulüplerinde falan böyle bileklik takıyorlar. İşte oranın üyesi olduğunu falan gösteriyor. Sen de yarışlara girebilmen için bileklik takman gerekiyor. Evet. Bileklikle renkleri var. Yani bileklik senin bir seviye atlaman gibi bir gösterge. Yani evet, başka bir renge geçti. Karadeniz'deki siyah kuşak beyaz kuşak gibi. Onun gibi bir şey, onu bileklikle yapmışlar. Arkadaşımız bizi daha sonra bileklerimizin renkleri değişik. İşte diğer hani daha üst hani örneğin mavi olacak, kırmızı olacak, kırmızı mavi olacak. Mavi bilekliği olmayanlar o yaşa giremeyecek vesaire gibi vesaire bir gibi bir durum olacak. Burada da kısacık kurallarından falan bahsedersen işte o arabayı artık herhalde günün birinde alabiliriz diye düşünüyorum. Evet, Forza biraz öyle hemen arabaları vermez ama araba modellemeleri çok başarılı ya. Yani benim araba yaşayacağını gördüğüm sanırım en iyi modelleme Forza'da. Ya şimdi az önceki videodan yine oyuna geçtik. Yine ben arada bir uçurum göremiyorum yani. Grafikler, izleyenler de bana katılacaklar. Grafikler çok güzel. Hakikaten şu an izliyorlar. Muhtemelen bizi hak göreceklerdir grafikler. Evet, yorumlarınızı bekliyoruz bu arada. Zaten videoları da full HD olarak yayınlıyoruz. Yani hani tüm ayrıntıları daha rahat görebilsinler, bizim gibi izleyebilsinler diye. Güzel döndün derken. Çok güzel oluyor özellikle. Bunu siz bakın diye yapmadım. Bu arada yeni puanlar kazanıp falan experience sana kredi olarak hani kredi değil XP hani kredi yoldan değil. Çıktık bir an önce. Evet. Bir anda bir an önce dediğim yoldan çıkmış oldu. Çünkü böyle bir yol. Yani biraz açık dünyayı da göstermiş olduk. Bir sınır yok. Onlar bize göstermiş. Evet. Bu yarışın rotası bu şekilde çizilmiş. İlginç. Yani ona bu oklara dikkat etmek bence lazım. Bence orada biraz tabi grafik motorunun nimetlerini de bize göstermek istemişler. İşte tarlaların içerisinden geçerek bir şey oldu. Böyle bir ekran geldi. Biz de ilk defa sizinle birlikte görüyoruz. Burada kazandığımız puanları nasıl harcayacağımız, neler alabilirsek, kendi profilimizle ilgili bazı güncelleşme yapabileceğimiz falan bahsediliyor. İşte bunu almamızı istiyor bizden. Bunu açıyoruz şu anda. Bir skill point harcayarak perk açıyoruz ve işte o başka şeyler açıyor. Evet. Mesela işte 25 tane bir tanesini aktif etmişiz şu anda.
Ondan bahsediyor. Bunları hepsini kullanıyorsunuz. Online oyunlarda sizin hangi seviyede olduğunuzu diğer insanlara göstermek açısından bunlar belli. Online düşünüyorum da büyük kapışmalar olacaktır onlar. Kesinlikle online bölümünden çok bahsediyoruz zaten. Oyun zaten hani online MMO adı üstünde öyle bir kurgusu var. Horizon serisi ara seridir her zaman aslında. 5'in üzerine çıkan bir ara seri. Evet. Ama bir ara seri olmasına rağmen oyun çok başarılı yani. Yani başta başta bir oyun tabii ki. Bu arada yağmur başladı. Yağmur başladı. Arkadaşlar gerçekten hani Xbox One'da oynuyoruz. Kameraları da değiştirip hani farklı kamera açılarından da biz bunu tercih ediyoruz ama. Evet bu çok daha rahat oluyor ama adet şunu diyordum ben. Yeni nesil konsollarda kesinlikle grafik anlamında, oynanabilirlik anlamında birçok bölümde çok farklılıklar var. Hani ilk başta belki geçen seneki çıkan ilk oyunlarda bu farklılıkla çok bahsettiniz ama hani yeni oyunlar biraz daha iyi hazırlanmış yeni nesiller için. Aradaki farklılıklar bu arada çekilsen önünden ben de gidebilsem. O direkt artık yarışmak için değil, seni kesmek için geldi. Benim üzerime doğru geldi o yani. Planlanmış o. Yalnız yağmurda yarışmak pek de kolay olmasın gerek. Kesinlikle. Şu an tabii kontrol yani joystick mi diyeyim, kontrol mi diyeyim, nasıl diyeyim. Şu an titriyor bir yandan. Araba her kaydığında Xbox'un kontrolü tabii ki kalp atışlarınızı ölçtüğü falan için de biraz gerçekten o etkiyi, o baskıyı hissediyorsunuz. Grafikte inanılmaz arkadaşlar. Yani ben bilmiyorum ama grafikte çok beğendim. Yani Xbox 360'da da gördüm. Hani, farklı bir araba da gördük var. Xbox 360'da da gördüm ben bu oyunun grafiklerini. İnanın çok farklı bir oyun. 360'da insanlık pek oynayası gelmiyor açıkçası. Maalesef yani özellikle o yeşillik alanlar bu işte. Evet o orada çok pozitif olmuştu. Bu da konsolların arasındaki farkı aslında bize açıkça belli ediyor. Bu arada hani biz yarışıyoruz fakat şehir trafiği normal akmaya devam ediyor. Evet, o da yani, güzel. Hani, onu da söyledim ama trafik akışında devam ediyor. Biz gerçek hayatta onlarla yarışıyoruz. O biraz da işimizi daha da zorlaştırıyor. Kesinlikle. Beni bir bıraksan da ben bir gitsem nasıl olur? Rahatım zaten benim. Sağ ol. Öyle herkes oyunu kuralına göre oynamıyor. Arada böyle yaramazlıklar da oluyor halinde. Elimden gelince oynamaya çalışıyorum. İlk deneyimim oyunda 100 metre kalmış destination'a bu arada geldim. Evet arabayı birazcık çok hafif. Hafif. Hafif bir araba ölü yok denecek kadar. Evet. İkinci bölüm geldik. Sanırım ilk bakış videosu için yeterli. Yeterli, çok da fazla sıkmayalım. Sanırım oyunu tanımanızda, anlamanızda veya oyunu nasıl diyeyim hani kabaca görmenizde faydası olmuştur diye düşünüyorum. Eğer yeni nesil konsolunuz varsa kesinlikle tercih edeceğiniz boyut tabii ki Xbox One için sadece. Evet. Ben oyunu genel olarak beğendim. Hikayesi hoşuma gitti. Tamam çok böyle belki aşırı büyük bir hikayesi yok ama benim de hoşuma gitti. Eğlenceli bir oyun olacaktır, eğlenceli modlar olacaktır diye düşünüyorum. Evet ya arabalar açıldıkça, farklı pistler vesaire oldukça güzel oyunlar olacaktır. Evet. Bence başarılı bir oyun. İlerlemeli bir araba yarışı oyunu için güzel. Hani çünkü araba yarışlarında genelde o ilerleme modu, hani hikaye modu tarzında olayı göremiyoruz. Evet. Çok fazla yok. Araba. Need for Speed bunu yaptı ve zaten en çok patlamayı o yaptı. Kesinlikle. O yüzden böyle oyunları arıyoruz. Yani sadece işte pistten piste geç de işte orada yarış bitsin falan değil de hani sürüklemeli. Hiç kopmuyor oyun. O güzel. Kesinlikle. Evet arkadaşlar. Forza Horizon 2 İlk bakış videomuzun sonuna geldik. Umarım oyunu tanımanızda yardımcı olmuşuzdur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sorularınız, yorumlarınız ve görüşleriniz varsa bekliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.